Herkese merhaba, ben Zeynep Ülger. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Sizlere Martin Lings'den ve onun Sîret Ödüllü Hazreti Muhammed'in Hayatı kitabından bahsetmek istiyorum. Martin Lings, 24 Ocak 1909'da İngiltere'de dünyaya gelmiştir. Protestan bir aileye mensuptur. Oxford Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı üzerine lisans ve yüksek lisans çalışmalarını tamamlamıştır. Hayatının bir bölümünü ateist olarak geçiren Lings, üniversite yıllarında yani 25 yaşlarındayken dini bir arayışa girmiş ve dünya dinlerini araştırmaya başlamıştır. Bu arayışa esnasında farklı felsefi ve mistik akımlarla karşılaşmış, bu akımların kurucularıyla tanışmak için kilometrelerce yol kat etmiştir. Lings'in arayışı Cezayirli Şeyh Ahmet Alevi ile yollarının kesişmesi üzerine son bulmuştur. Şeyh'in sufi yaşamından ve düşüncelerinden etkilenen Lings, 1938'de Müslüman olduğunu açıklayarak Ebu Bekir Siraceddin adını almıştır. 1939'da Mısır'a giderek Kahire Üniversitesi'nde yıllarca İngilizce ve İngiliz Edebiyatı üzerine dersler vermiştir. 1951'de Mısır milliyetçiliğinin patlak vermesi üzerine Londra'ya dönen yazarımız bir an olsun kendini geliştirmeye ara vermemiştir. Londra Üniversitesi'nden Arap dili diploması almış, el yazmaları alanında uzmanlaşmış, Dante'nin İlahi Komedyası'nı orijinalinden okuyabilmek için İtalyanca öğrenmiştir. Aynı zamanda şair olan yazarımız, klasik Arap şiirinden İngilizce'ye tercümeler yapmış ve kendi tasavvufi şiirlerini yazmıştır. İslam hakkındaki çalışmalarında, Hazreti Peygamber'in hayatını modern insana anlatmayı, kutsallığı, vahdet-i vücudun manasını izah etmeyi amaçlayan Ebu Bekir Siraceddin, bu uğurda onlarca eser vererek dolu dolu bir ömür geçirmiş ve 12 Mayıs 2005'te vefat etmiştir. Kitabında ise klasik siyer kitaplarından farklı olarak Efendimiz'e bize onun doğumuyla değil çok daha öncesiyle anlatmaya başlar. Hazreti İbrahim'i, İsmail'i, Kabe'nin inşasını, Abdülmuttalib'i, onun rüyası üzerine Zemzem kuyusunu nasıl tekrar bulduğunu anlatarak Efendimiz'in Kabe ile bağının evveliyatını idrak etmemizi sağlar. Yazar, Hazreti Muhammed'in hayatını anlatırken vahiylerin geliş sırasını ve iniş sebeplerini de ele alarak yaşanan olayların tarihsel arka planını anlamamıza ve olayları değerlendirirken dönemin kültürünü de göz önünde bulundurmamıza yardımcı olmuştur. Eserdeki olaylar Arapça ilk kaynaklar esas alınarak kaleme alınmıştır. Bu olayları okurken olaylara ve kaynaklara eleştirel bakılmasının ve her okuyanın kendi akıl süzgecinden geçirerek değerlendirmeye tabi tutmasının gerekliliğini belirtmeden geçmeyelim. İyilik ve kötülük artık gizli derinliklerinden çıkmış ve aşikar olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varlığı da iyi ile kötünün ayırt edilmesini sağlayan bir etkiye sahiptir. Hayatın içerisinde iyilik ve kötülük hep yan yanadır ve insan daima sınanır. Her zaman ve mekanın ve her olayın karşısında en vakarlı, en olgun duruşun ne olduğunu öğrenmenin yolu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenmek ile olur. En son ne zaman bir siyer kitabı okudunuz? Ya da Efendimizin hayatını daha önce hiç okudunuz mu? Bu sorulara içi dolu bir evet diyebilmeniz için bu kitap sizlere şiddetle tavsiyemizdir efendim. Muhabbetle.